Viyana Büyükelçimiz Kadri Ecbet Tezcan'ın sözleri Avusturya'da gündeme oturdu. Tezcan, Avusturya gazetesine verdiği demeçte Türkler bir köşeye itilmiş virüs muamelesi görüyor şeklindeydi. Tezcan, İçişleri Bakanı Fekter yanlış partide yer alıyor. Büyükelçinin sözleri bunlarla da sınırlı değildi. Entegrasyonda eksiklik varsa bunun sorumlusu Avusturya'dır. Siz Türkleri Viyana belediye evlerinde hep aynı semtlerde yerleştirip getto yaratıyorsunuz. Avusturyalı aileler etnik azınlıkların çoğunlukta olduğu okullara çocuklarını göndermiyorlar. Yani Türkler bir köşeye itiliyor. Sadece bir virüs muamelesi görmek istemiyorlar dedi. Büyükelçi Tezcan bu söyleşinin ardından Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi habercilere yaptığı açıklamasında kimseyi incitmek istemediğini söyledi. Söyleşinin Die Presse gazetesinde yayınlanmasının hemen ardından siyasilerden sert tepkiler geldi. Başbakan Werner Faymann, Büyükelçi Tezcan'ın açıklamalarının profesyonellikten uzak ve kabul edilemez olduğunu belirterek, Büyükelçi Tezcan açıklamalarıyla misafir olduğu ülke insanlarını, ülkedeki uluslararası kuruluşları ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i rencide etmenin yanı sıra iki ülke arasındaki iyi ilişkileri de zedelemiştir dedi. Faymann açıklamasında bu olayın sonuçlarının olacağını da ifade etti ancak ayrıntı vermedi. Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger de Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve Avusturya'nın Ankara'daki büyükelçisinin de Dışişleri Bakanlığı'na giderek olaydan duydukları üzüntüyü bildirdiğini belirtti. Halk Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Josep Pürel, Tezcan'ın açıklamalarını yakışıksız ve kabul edilemez olarak değerlendirdi. Aşırı sağcı Strache ise Türkiye ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını istedi. Parlamentonun tek Türk kökenli milletvekili Alev Korun ve Yeşiller Partisi Büyükelçimize destek verdiler. Korun gökkuşağı mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Avusturya'nın gündemine bomba gibi düşen bir röportaj. Kadri Ecbet Tezcan, Sayın Büyükelçimizin Die Presse gazetesine verdiği röportaj adeta bir bomba gibi gündeme düştü. Sayın Alev Korun, siz de bir federal milletvekili olarak çok yakından takip ettiniz. Haberimizde de sevgili seyircilerimiz izledi. Sizin yorumunuz, değerlendirmeniz bu konuda nedir efendim? Büyükelçi çok uzun bir söyleşide bulunmuş. Bu toplam 2 sayfa süren gazetede bir söyleşi. Bu söyleşinin içinde söylediği birçok şey doğru. Örneğin, eğer Türkler bu ülkede yaşıyorlarsa Almanca öğrenmeleri lazım, buradaki kurallara uymaları lazım gibi. Örneğin, çocuklarımızı zorla evlendirmeyelim, bunu hiç kimse tasvip etmiyor gibi. Örneğin, burada yaşayan Türklerin yaşama koşulları, oturdukları evler, daha iyi durumda olması gerekir. Bir gettolaşma problemi var gibi. Bunlar birçok kişinin katıldığı, biz yeşillerin de katıldığımız noktalar. Ama bunun yanında maalesef biraz çok genellemeye kaçan, Avusturyalılara karşı, Avusturyalıları çok genelleyen bazı sözlerde de bulunmuş Büyükelçi. Örneğin Avusturyalılar tatil dışında başka kültürlerle hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar diye bir suçlamada bulunuyor. Tabii bu çok genel bir suçlama. Avusturya'nın nüfusu 8.1 milyon. Yani 8.1 milyon insana siz başka kültürlerle hiç ilgilenmiyorsunuz diye bir atıfta bulunmak birçok insanı tabii celallendirdi diyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Bu söyleşide geçen birçok şey gerçekten demokrasi konusunda, uyum konusunda, beraber yaşamak konusunda sorun olan şeyler. Yani biz Yeşiller olarak dedik ki Büyükelçi burada önemli yaralara parmak bastı, önemli noktalara dokundu. Bu noktaları gerçekten toplum olarak Avusturya'da konuşmamız lazım. Ama genellemelerden kaçınmak lazım. Hem Avusturyalılara karşı hem Türklere karşı genellemelerden kaçınmak lazım. Çünkü örneğin Türkler hakkında bu Türkler hiçbir şekilde entegre olmaz dendiğinde haklı olarak insanlar buna karşı çıkıyorlar. O zaman Avusturyalılara karşı da bu Avusturyalılarda hepsi böyle dememek lazım.
Çünkü iki tarafa da eşit davranmak lazım. Evet, bu anlamda siz de Yeşiller olarak Sayın Van der Bellen'in çok iyi bir çıkışıyla ikiniz birlikte mecliste oluşturacağınız bir açık oturum gibi tartışma platformu yaratmak istediniz. Daha doğrusu Sayın Büyükelçi'yi meclise davet ettiniz. Gel bu konuyu orada bir irdeleyelim dediniz. Nedir son durum? Şimdi Yeşiller bu konuda tamam celallenmeyelim, bu konuyu ciddi şekilde